5. sınıf matematik dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılımız 20 sorudan oluşuyor. Yani ya bu sorular ya bu soruların benzeri olan sorular çıkacak. İlk konulardan oluşuyor. Yaptığın her doğruyu 5 puan olarak hesaplama yapabilirsin. Lütfen durdurup önce kendin çözmeyi dene. Daha sonra buradan çözümünü dinleyebilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılardan, konu anlatımlardan, soru çözümlerinden haberdar ol. Kanalıma abone olmayı lütfen unutma. İlk sorudan hemen başlıyoruz. Satış fiyatı 2800 lira olan bir koltuk takımı için 400 lira peşinat vererek 8 eşit taksitle satın alan bir kişi aylık kaç lira taksit öder? Şimdi 2800 liralık bir koltuk takımı var burada. 400 lira veriyorsun. Sen o parayı verdikten sonra geriye ne kadar kalıyor? Diyor ki satıcı sana 2400 lirayı daha ödemen gerekiyor. İşte ben bu 2400 lirayı 8 eşit taksitte ödeyeceğim. 2400'ü 8'e bölerek taksitlerin bir aylık miktarını bulabilirim. 24'te 8 3 kere var. 3 kere 8 24 eder. Çıkarttım 0. Çift 0'ı da buraya ekler. B seçeneği 300'e ulaşabilirim. 2 numaralı sorumuz, bir çiftlikte 36 koyun 48 tavuk bulunmaktadır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır? Koyunların 4, tavukların 2 ayağı olduğunu benden iyi biliyorsun. 36 koyunun her birinin 4 ayağı varsa 36 çarpı 4'ten koyunların ayak sayılarını bulabilirim. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 14 eder. Koyunların ayaklarını bulduk. Sıra tavuklarda. 48 tavuğun her birinin 2 ayağı varsa 48 çarpı 2'den tavuk ayaklarını bulabilirim. 2 kere 8 16 elde var 1. 4 kere 2 8 1 de elde 9. Bunlar da tavuk ayağı. Bu çiftlikte 144 tane koyun ayağı var. 96 tane de tavuk ayağı var. Bizden bu ikisinin toplamını istiyor. 6, 4 daha 10'un 0'ı elde var. 1 ekledim 14 de burada 14'ün 4'ü. Eldeyi de eklersem 240. Doğru cevabım B seçeneğidir. 3 numaralı sorumuz, verilen bölme işlemine göre bölünen sayımız kaçtır diyor bize. Sevgili öğrenciler, baktığımız zaman bölünen sayı bulmak için yapmamız gereken bölenle bölümü çarpacaksın, üzerine kalanı ekleyeceksin. Ben hemen öncelikle bölenle bölümü çarpacağım. 41 çarpı 22'den 2 kere 1 2 eder, 2 kere 4 8 eder, 2 kere 1 2, 2 kere 4 8 eder. Bir basamak kaydırmayı unutmadım. 2 aşağıda 8 2 daha 10'un 0 elde var. Bir de eklersem 902. 902'ye de kalandaki 17'yi ekler ve sonuca ulaşırım. 7 2 daha 9, 1 0 daha 1 eder. 9'u da aşağı indirdim. 919 cevap A seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz, 26 kişilik gezi kulübünün gittikleri yerde en fazla 4'er kişinin kalabileceği çadırlar vardır. Buna göre en az kaç tane çadıra ihtiyaç vardır? Çocuklar, 26 kişi, her 4 kişi bir çadırda kalıyorsa 26'yı 4'e bölüyorum. Dikkat et. 6 kere var. 6 kere 4 24 çıkardım. 2. Cevap 6 değildir. 6 kere 4 24. Yani sen 6 çadırda 24 kişiye çadır buldun. E 2 kişi daha var. Bunlar dışarıda mı kalacak? Bu 2 kişi için de bize bir tane çadır gerekli. Yani 6 çadır, bir de o 2 kişi için de bir çadır. 6 artı 1'den en az bize 7 çadır gerekir. Sevgili öğrenciler, özel matematik derslerimiz 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara internet üzerinden verilmektedir. Haftanın 2 günü birer saat İbrahim Hoca tarafından canlı derslere bağlamak için 0507 215 26 ile 8 numaralı telefondan ayrıntılı bilgiyi edinebilirler. 5 numaralı sorumuz, yukarıda verilen bölme işlemlerinden hangileri yanlıştır diyor bize. Çocuklar, burada herhangi bir işlem yapmana gerek yok. Bu sayı yoldan bölme. Bir sayı 10'a böleceksen 1 sıfırını, 100'e böleceksen 2 sıfırını, 1000'e böleceksen 3 sıfırını silmen gerekiyor. Mesela 10'a böldüm, 1 sıfırını sildim. 6850 yazacağını 685 yazmış. Bu yanlış. Artıyı koydum. 100'e böleceğim. 2 sıfırını sildim. Geriye ne kaldı? 3270 kaldı. Burada da zaten 3270 var. Bu doğru. Eksiği koydum. Yanlışlara, hani yanlışı soruyor ya bize. Yanlışlara artı işaretini koyuyorum. Sayı 1000'e bölmüş, 3 sıfırını sileceğim. 3 sıfırını silince zaten 426'ya ulaşıyorum. Bu da bizim aradığımız sonuç değil. 2930'u 100'e böleceğim. Sevgili öğrencim, 1 sıfırını silerim. 1 virgül de kaydırmam gerekiyor. 29,3 diyeceğine 293 demiş. 4'te de hata var. 1 ve 4 cevabım D seçeneği. 6 numaralı sorumuz, çarpma tablosu var ekranda. Sol üst köşedeki çarpma işaretinden bunu anlıyorum. Tabloda verilen çarpma işlemine göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır? Şimdi A'dan başlıyorum. A'nın tepesinde 20 var. Sol tarafında 30 var. Zihinden çarparsın bunu. 30 çarpı 20 sevgili öğrencim. 3 kere 2 6. Yanına da 2 sıfır eklerim. 600'ü bulurum.
Yani 30'un 0'ı 20'nin 0'ı. Geldik B'ye. B'nin yukarısında 20 var, pardon 30 var. B'nin sol tarafında ise 60 var. 6 kere 3 18. 60'ın 0'ı 30'un 0'ı 1800. Bunlar için işlem yapmana bile gerek yok. Geldik C'ye. C'nin yukarısında 40 var. Sol tarafında ise 30 var. 40 ile 30'u çarpacağım. 4 kere 3 12. 30 için bir 0. 40 için bir 0. Ve işlem sonucunu 1200 olarak bulabilirim. A, B, C'yi bulduktan sonra toplamını istiyor bizden. 0 aşağıda, 0 aşağıda. 8, 2, 10, 6 daha 16'ın 6'sı elde var, bir de eklersem 3600 sonucuna ulaşabilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz, bu işlemi sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanarak yapılırsa tahmini sonuç aşağıdakilerden hangisi olur diyor bize. Yüzlüğe yuvarlayalım. Yüzlüğe yuvarlamada son iki basamağına bakmamız yeterli. Son iki basamağı 50'den küçükse kendi yüzlüğünde kalır. Kendi yüzlüğü 200 olur. Son iki basamağı yine 50'den küçük, kendi yüzlüğünde kalır. Çocuklar, bazıları yüzlüğe yuvarlamada direkt son iki basamağı 0 yapıyor. Yani her zaman 0, hani 0 olur da bazı durumlarda yüzlüklerini bir sonraki yüzlüğe de arttırabilirsin. Onu da lütfen unutmayalım. Yuvarladık ve 200 ile 400'ü çarpacağız. 2 kere 4 8. 200 için 2 0. 400 için 2 0. Buldum sonuç 80.000. Cevabım B seçeneği. Bir diğer sorumuz, 1358 kilometre yolun 369 kilometresini giden Adile geriye kalan yolu en yakın yüzde yuvarlayarak tahmin ediyor. Buna göre Adile'nin geriye kalan yolun tahmini sonucu kaçtır? Bak sevgili öğrencim, dikkat et, soruyu anlayarak yapalım. 1358'in 369 kilometresini gittikten sonra geriye kalan yolu tahmin ediyor. En yakın yüzde yuvarlayıp tahmin ediyor. Önce biz çıkarmayı yapacağız. Ondan sonra sonucu en yakın yüzde yuvarlayacağız. Neyse o. 8'den 9 çıkmaz. 10'lu kaldım. 4 kaldı. 18'den 9 çıkarsa 9 kalır. 4'ten 6 çıkmaz. 10'lu kaldım. 2 kaldı. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. 12'den 3 çıkarsa 9 kalır. Geriye kalan yol 989. Ben bunu en yakın yüzde yuvarlayacağım. Son iki basamak 89. Yani 50'den büyük. 900'den sonra gelen yüzlük. 700. 800, 900, sırada ne var? 1000 tabii ki. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz, yukarıdaki toplama işleminin sonucu kaçtır diyor bize. 7269'u yazdım, 3819'u da yazdım. Bunların toplamı 99, 18, elde var 1. Ekledim 7, 1 de burada 8. 8, 2 daha 10'un 0'ı, elde var 1. 7, 3, 10, 1 de elde 11 eder. 11.088, doğru cevabım B seçeneği. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 5. sınıf çalışmalarımı görmektesiniz. Birincisi ana DVD, Türkçe, Matematik, Sosyal, Fen Bilgisi derslerine ait. İçerisinde konu anlatımlar, soru çözümler, alıştırma etkinlikler, bursluluk sınav soruları, yazılı soruları, 714 adet ders videosu var. 152 saatlik anlatımdan bahsediyorum. Yanında ise binlerce soru çözümü var Türkçe, Matematik, Sosyal ve Fen Bilgisi derslerinden. 194 adet ders videosu var. 32 saatlik bir anlatımdan bahsediyorum. Gir ilköğretimvideo.com sitesine, satın alacağın 5. sınıf DVD'si ile ilgili ayrıntılı bilgiyi edinebilir, siparişini verebilirsin. Bir diğer sorumuz, bir örüntü var. Bu örüntüde kare yerine hangi sayı gelmelidir diyor bize. Önce kural bul, sonra sıradaki sayı hesaplayabilirsin. Çocuklar 7'den 15 olmuş, 8 arttığını görür. 15'ten 23 olmuş, 8 arttığını görür. Mesela 39'dan 47 olmuş, 8 arttığını görüyor. 7'den başlıyor, 8'er 8'er ilerliyor. O zaman ben burada 23'e 8 ekleyerek kare olan sayıyı 31 şeklinde bulabilirim. Cevap B seçeneğidir. Bu örüntüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Sayıların sevgili öğrencilerim ok yönünde azaldığını görüyorum. 120'de 15 çıkartırsan 105 kalır. 105'ten 15 çıkartırsan yine 90 kalır. 90'dan 15 çıkartırsan 75 kalır. 75'ten 15 çıkartırsan 60 kalır. İlk terim 120'dir. Doğru. B seçeneğindeyim sevgili öğrencim. Bakın diyor ki 10. terimi 0'dır diyor. Bakalım 1. terim, 2. terim, 3. terim, 4. terim, 5. terim. Bakalım 0 mu? 6. terim 15 çıkardım 45. 7. terim 15 çıkardım 30. 8. terim 15 çıkardım 15. 9. terim 15 daha çıkartırsam 0 olur. 9. terimde 0'ı buldum. Burada ne diyor? Bakın 10. terimi 0'dır diyor. Hatayı, yanlışı bizden istiyor. Doğru cevabım B seçeneği.
67.285.412 sayısının 10 milyonlar basamağındaki rakam kaçtır? Çocuklar bölükler 1, 10, 100 mantığıyla gider. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. 1, 10, 100. 1 binler basamağı, 10 binler basamağı, 100 binler basamağı. Tabi milyonlar basamağı ve burada da 10 milyonlar basamağı. 10 milyonlar basamağındaki rakam 6'dır tabii ki. Cevap B seçeneği. Bir sayı verilmiş. Bu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili öğrencim, bölükleri birbirinden ayıran nokta. İlk noktaya M harfi milyon, ikinci noktaya B harfi bin. Bak, 7 milyon, 16 bin ve devamında da 300 var. 7 milyon, 16 bin 300 cevabım B seçeneğidir. 14 numaradayım. Rakamlar birbirinden farklı. 8 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ok yönünde rakamları burada küçükten büyüğe doğru sıralayacaksın. 0'ı başa getiremiyorum. Önce 1, sonra 0. Sonra sırala. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koy noktayı. 10.234.567. Doğru cevabım C seçeneği. 15 numaralı sorumuz. Yukarıdaki örüntünün 7. adımında kaç tane çember bulunur diyor. Tabi şekil örüntülerini sayıya çevirmemiz gerekiyor. Birinci adım 1 çember, ikinci adımda 3 çember, üçüncü adımda 5 çember, dördüncü adımda 7 çember, devamı 5. adım, 6. adım, 7. adım. İkişer ikişer gidiyor. Kuralı çıkartın artık. Basit bence. 5. adımda 9, 6. adımda 2 daha 11, 7. adımda 2 daha 13 tane çember bulunur. Doğru cevap C seçeneği. Bir çiftçi elde ettiği 65 bin kilogram buğdayın 27.850 kilogramını satmıştır. Buna göre kaç kilogram buğdayı kalmıştır diyor bize. 65 bin kilogram buğdayın 27.850'sini satarsa buğdayları eksilir ve azalma durumunda çıkarma işlemi yaparım. 0. 0'dan 5 çıkmaz. 10'luk aldık. 4 kaldı. Bura 9, burası 10 olur. 10'dan 5 çıktı, 5 kalır. 9'dan 8 çıktı, 1 kalır. 150 sonuncu, bak A seçeneğinde var. 4'ten 7 çıkmaz. 1 10'luk aldım, 5 kaldı. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. 5'ten 2 çıkarsa 3 kalır. 37.150. Doğru cevap A seçeneği. 17 numara. 1286 kilogram mercimek 40 kilogramlık çuvallara konulacaktır. Kullanılan çuval sayısı ve artan mercimek miktarı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 1286'yı ben burada böleceğim 40 kilogramlık çuvallara. Kaç tane sayıyor bakalım. 128'de 40, 3 kere var. 3 kere 40, 120 eder. Çıkarttım 8. 6'yı aşağı indiriyorum. 86'da 40, 2 kere var. 2 kere 40, 80 eder. Çıkarttım 6. 32 çuval çıkar. 6 kilo da artar. Doğru cevabım A seçeneği. 18 numaralı sorumuz. 6 üzeri 3. 6'nın küpü de diyebilirim. Bu ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Sevgili öğrenciler, üslü sayılarda aşağıdaki sayı taban. Tabanı yukarıdaki kadar yazacağım. Yani 6'yı ben burada 3 defa yazacağım ve birbirleriyle çarpacağım. 6 kere 6, 36. 36 ile de 6'yı çarparsam 216'yı bulurum. Doğru cevabım D seçeneğidir. İşlemin sonucu kaçtır diyor. 4'ün 3. kuvveti, işte 3'ün karesi, 1'in 3. kuvveti vesaire vesaire. Şimdi baktığım zaman 4'ün 3. kuvveti 4 çarpı 4 çarpı 4'ten bulabilirim. O da 64 eder. 3'ün karesini 3 çarpı 3'ten bulabilirim. 9 eder. 1'in 3. kuvveti, çocuklar 1'in bütün kuvvetleri çarpılacak sayı 1 olduğundan dolayı 1'dir. Şimdi 4'ün 3. kuvveti 64. 3'ün karesi 9 artı 1'in 3. kuvveti de 1. Bunun toplamını bizden istiyor. İşlem sonucunu istiyor. 64'ten 9'u çıkardım. 55. Üzerine 1 daha eklersem 56'yı buldum. Doğru cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz. Yukarıdaki bölme işleminde kalan ile bölümün toplamı kaçtır diyor bize. Bakalım hemen. 7'de 4 1 kere var. 1 kere 4 4 eder. Çıkarttım 3. 2 aşağıda. 32'de 4, 8 kere var. 8 kere 4, 32 eder. Çıkarttım 0, 4 aşağıda. 4'te 4, 1 kere var. 1 kere 4, 4 eder. Çıkarttım 0, 5 aşağıda. 5'te 4, 1 kere var. 1 kere 4, 4 eder. Çıkarttım ve 1'i buldum. Buradaki bölüm 1811, kalanımız da 1. Bizden bu ikisinin toplamını istiyor. O da
1812 eder. Doğru cevabım C seçeneğidir. Yazılımız burada sona erdi. Aldığın sonucu yorumlar kısmında bizimle, diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, diğer yazılıların takibi için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum.